Herkese yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Bugün böyle evden bir açılış yapıyorum ve gerçekten bütün gün evde vakit geçirmek istediğim bir gün. Çünkü yaklaşık bir 10-15 gündür, hatta 15 günü bulmuştur ya. Ben en son seyahate çıktığımdan beri, yani seyahate çıktım sonra Ankara'ya döndüm. Ondan beri hiç böyle evde vakit geçirdiğim, tüm gün evde olduğum bir gün olmadı. O kadar çok özledim ki ve yoruldum ki. Hala böyle hastalığım, sesim düzelmedi, öksürüğüm düzelmedi. Hem yorgunluktan sanırım hem de böyle kendime bir vakit ayıramadım. O yüzden bugün bakalım telefonum çalmazsa, bir yer gösterimim olmazsa, bir işim çıkmazsa bugün bütün gün evdeyim. Neler yapacağım? Öncelikle şu an saat öğle saati, zaten sabahtan beri böyle dinleniyorum. Sabah kalktım, duş aldım. Şu an böyle saçımı sadece kuruttum, hiç yapmadım bile. Böyle en doğal halimle bir vlog açayım dedim. Hem de bugün biraz böyle evi de toparlamak istiyorum. Böyle birazdan evi süpürmek istiyorum. Güzelce böyle bir odamı temizleyeyim, evi süpüreyim. Daha sonra gerçekten aşırı özledim. Yemek yapmayı özledim. Evde hiç olamadığım için, yani akşam böyle iftara yakın yarım saat kala eve anca gelebiliyorum. Yani böyle 10-15 gündür hep annem yemek yapıyordu. Şimdi bugün güzel bir şöyle mercimek çorbası yapmak istiyorum. Mercimek çorbası yaparım yanında. Aslında canım böyle ıspanak falan çekiyor. Ispanak yapabilirim. Ne yapacağıma bakacağım. Kabak da yapabilirim. Kabak da çekiyor canım. Böyle yoğurtlu güzel böyle kabak. Ona bir daha sonra karar vereceğim. Ama bugün tekrar böyle bir doğal bir günlük vlog çekelim dedim. Hem de böyle en doğal halimle evdeyken sizinle de bir gün geçirelim güzel güzel dedim. Bugün yeni bir vlog yayınlayacağım. İnşallah bir önceki vlogu izlemişsinizdir ve yorum yapmışsınızdır. Maçların başlamasının en güzel yanı artık öğle saatlerinde böyle maç yorumları izlemek. Bugün akşam da maçlar var, yarın da maç var. Deli gibi maç izleyeceğiz. Şimdi daha önce çok kez bahsetmiştim. Instagram'dan da hatta tekrar belirteceğim. Starliçe'ye nasıl bakıyorsunuz? Çok güzel olmuş. Hiç böyle sararan yaprağı yok diyenler çok oluyor. Instagram'da hep anlatıyorum. Hatta birazdan tekrar bir story'de anlatacağım. Çünkü çok fazla mesaj gelmiş paylaştığım zaman. Şimdi tekrar söylüyorum. Haftada bir gün sadece su veriyorum. Onun dışında su vermiyorum. Zaten böyle güzel güneş alan, ışık alan bir yerde durursa kendi yerini çok seviyor. Sıcağı da seviyor. Böyle güzel ışığı da seviyor. Bakalım, inşallah yeni bir bebek bekliyoruz şuradan. O da artık nereye çıkar bilmiyorum. Uzasın, büyüsün, saksısını değiştireceğim ona göre. Saksıyı büyüteceğim ve ondan sonra yere koyacağım. Böyle sehpa üstünde durmasını istiyorum. Böyle güzel güzel bir tane. Bu da güzel yeni yaprak verdi mesela. Şu yaprağımız yeni, renginden de belli oluyordur. İnşallah bu da büyüsün. O diğeri gibi o da kocaman olsun istiyorum. Şöyle güzel bir mercimek çorbası yapıyorum. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Daha önce çok kez gösterdiğim için tarifini ve yapılışını, onun için tekrar çekmedim. Şimdi suyunu koyacağım. Böyle güzel güzel soğanını, patatesini ve havucunu kavurdum. Şimdi tuzunu ve çok minicik karabiber koydum. Çok az da kimyon koydum, o mercimeğin gazını alsın diye. Çok az tabii, böyle bir, ya nasıl diyeyim, bir çay kaşığının çeyreği kadar minicik. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Harika bir süzme mercimek çorbası olacak. Ben şimdi ablamın vloguna muhtemelen reklam arası gibi girdim. Ama reklam arası değil. Geçmeyin, beni dinleyin. Ben şimdi size bir şey göstereceğim. Bir küçük kutu açılışı yapacağız birlikte. Ailemin bana mezuniyet hediyesini aldım az önce. Yani teslim aldım. Mezuniyetim 3 ay var. Biraz erken geldi. Ama olsun. Benim için daha iyi. Şimdi ailemin dedim ama bütün kapıları kapatmayın. Ben babamın diyeyim. Ablamla annemden.
Bir mezuniyet hediyesi daha bekleyeyim, değil mi? Çok mantıklı bence. Şimdi bir kutu açılışı yapalım hep birlikte. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hadi bakalım ne açacağız? Hediyemiz kutumuz burada. Bana 15 Pro aldılar. Çok mutluyum. Çok istiyordum zaten telefonu değiştirmek. Daha doğrusu ben 12 kullanıyorum. Pro'ya geçmeyi çok istiyordum kamerasından dolayı. O yüzden çok güzel oldu ve çok mutlu oldum. Açalım şimdi birlikte bakalım. Açabilecek miyim tekrar? İlk önce bir kamerasız bir yardım alayım. Hemen geliyorum. Evet, kutumuzu açtık. Telefonum burada. Bakın, şimdi açacağım. Renginde siyah aldık. Şöyle bir sanırım. Çok güzel gözüküyor. Ben beyaz kullanıyordum. Şimdi buna geçmek benim için farklı bir heyecan gibi olacak. Ekranı da açalım şimdi birlikte. Şöyle yapalım. Ve buyurunuz. Telefonum burada. Biraz sonra gideceğiz. Telefonumu aktaracağım. Daha yeni kapı almıştım. Bakın şu an yansıyor. Daha yeni kapı almıştım. Buna hevesim gitmeden şu an yeni telefonumu alacağım inşallah. Güzel günlerde güzel videolar çekelim. Ablam bir süre vloglarını benden çekebilir artık. İzin veriyorum. Kutusunda zaten klasik bildiğimiz şarj kablosu geldi. Bu sefer sanırım telefonunki de Type-C'ye döndü. 12'den farklı olarak benim artık öyle oldu. Gidip bir hızlı şarj başlığı almam gerekiyor şu an. Bakalım. Maya güzel bir kahve yapacağım. Şu bardağı aldım. Böyle tutarken el yanmasın diye. Çünkü büyük bardakta kahve içmeyi seviyor Simay. Şimdi sütü ısıtıyorum. Simay denememişti. Şimdi Simay'a yapacağım. Bakayım beğenecek mi frambuazlı. Güzel bir kahve yapayım. Kahvemiz hazır. Şu yaptığı köpüğe bakın. Resmen zamanında 20 liraya aldığım köpürtücünün çıkarttığı kahve köpük. Şimdi bunu tekrar linkini isterseniz sizinle de paylaşırım. Ekmek çorbasının yanına da mücver yapıyorum. Havuç, patates birer tane, 3 tane de kabak, 3 yumurta ve un koydum. Tuzunu koydum, karabiber koydum. İyice karıştıracağım şimdi. Daha sonra güzel bir mücver yapacağız. Şöyle yaparken de göstereyim. Şimdi çevireceğim. Bir elimde kamera. Biraz bekleyelim. İyice o tarafı kızarsın sonra çevirelim. Çok böyle çevirmeyi sevmiyorum. Yaparken canım çekti ya. Çok güzel bir şey değil mi? Mücver. Bunun arasında görmüşsünüzdür. Simay'ın çektiği videolardan da koymuştum, eklemiştim. Babam Simay'a mezuniyet hediyesi olarak telefon aldı. 15 Pro. Ben de ilk defa 15 Pro'yu canlı göreceğim. Daha önce hiç görmemiştim. Şimdi birlikte açalım. Simay kutuyu açmış. Böyle size de göstereyim telefonu. Birlikte bakalım. Ben de hiç incelemedim. Birlikte bakacağız. Şöyle kutusundan çıktı 15 Pro şu şekilde. Zaten diğerlerinden hiçbir farkı yok. Telefonu elime ilk alışım. Arka tarafı mat herhalde. Yalnız güzelmiş. Ekranı çok farklı değil mi? Sanki böyle varmış gibi, cam varmış gibi. Yumuşacık geçişi. Bakalım şöyle telefona. Simay biraz önce şunu gösterdi. Normalde burada ses açma kapatma düğmesi oluyordu. Bunda yok. Direkt basılı tutuluyormuş. O tuş bir de çok değişiyormuş. Benim için en önemli şey bu. Bakalım nasıl çekiyor. Simay mutlu musun artık? Evet. İkinci suçuksu yapabiliyorum. Çok güzel. Yani diğerini de yapabiliyordun da bu kadar iyi değildi. Sence seninkiyle fark var mı? Bilmiyorum şimdi birazdan denerim. Artık güzel fotoğrafları bundan da çekeriz.
O kadar mutluyum ki bugün de evde sanırım zaman geçireceğim. Yine telefonum çalmadığı için şu ana kadar. Şu an saat 9.30 tabii. Bilmiyorum gün içerisinde ne olur. Bir belki televizyonu kısayım. İki gündür evdeyim ya, böyle televizyona sardım. Deli gibi televizyon izliyorum, dizi izliyorum. Çukur'un 4. sezonuna geçtim. Çok güzel geçiyor zaman. Şimdi kargom geldi. Trendyol maşallah çok hızlı çalışıyor. Sabah şu an 9.30 Trendyol kargom geldi. Bugün sanırım birkaç tane daha kargom gelecek. Zara'dan alışveriş yapmıştım. Onlar da gelebilir. Birlikte açalım kargomu. Evet, ilk kargomuzla başlayalım. Trendyol'dan bakalım neler almışım. Bakalım şimdi nasıl ürünlermiş. Şu eteği göstereceğim. Ben geçen yaz bu etekten aslında almıştım Trendyol'dan. Çok güzel bir etek. Aşırı kullanışlı, rahat bir etek. Şu kısmı böyle düz kesim. Şuralarında böyle bir modeli var. Şimdi etek çok uygun bir fiyata gelmişti. Dedim ki ben ileride de bunu giyerim. Bir yerinde dikiş hatası vardı. O yüzden onu ben kullanmıyordum. O yüzden bundan bir tane daha aldım. Bir de şöyle Trendyol'dan bir tane kot elbise aldım. Aslında bu sevdiğim bir kot rengi değil. Ama bir deneyeceğim. Güzelse duruşu falan durur. Yani çok böyle beğendim diyemem aslında. Ama kısa kollu olması güzel. Kemerli böyle bir elbise olması güzel. Bir bakacağım. Denedikten sonra karar veririm. Bir de ince olması güzel. Ben kalın kotları hiç sevmem. Ama keşke sevdiğim bir kot rengi olsaydı. O zaman seve seve giyerdim ama bir tekrar deneyip bakacağım. Denedim. Resmen sanırım 3-4 beden büyük almışım. Bir de bu kot rengini hiç sevmedim. O yüzden kesinlikle ya da hiç kemerli halini denemeyeceğim bile. Ama eğer böyle beğendiyseniz, severseniz böyle kot elbiseyi uzun da olsun diyorsanız alabilirsiniz. Bir de şurada kemeriyle böyle sıkıştırabilirsiniz. Ama bence alırken kendi bedeninizin bir iki beden küçüğünü alın. Çünkü bu aşırı aşırı büyük. Şuna bakın, yanlışlıkla yine büyük almışım. Bir beden ya da iki beden küçüğünü alırım. Gerçekten bu eteğin böyle duruşunu çok seviyorum. Şöyle yine de bedeni değiştiririm, o önemli değil. Duruşu bu şekilde. Ön tarafı böyle düz. Alt tarafa doğru şöyle bir düğme detayı. İnşallah diğer ürün seçimlerimde başarılı olurum diyorum. Bunlar da başarısız oldum bedenlerinde. Ama kot elbiseyi tekrar almayacağım. Onu hiç beğenmedim. Ama eteğin tekrar küçük bedenini alacağım. Etek güzeldi çünkü daha önce de kullandığım, bildiğim için. Şimdi bakalım Zara'dan gelecek kargolarım. Tabii kaçta gelebilmiyorum Zara'nın. Belki akşam 5'te 6'da da kargosu geliyor. Bakarım, bugün niyetli değilim. O yüzden bir kahve yapıp kahve içeceğim. Türk kahvesi mi yapsam, ne yapsam bilmiyorum. Bir bakacağım. Diğer beklediğim kargo da geldi. Birlikte açalım bakalım neler almışım. Evet, iki parça ürün almıştım. Şimdi şöyle birlikte bakalım. Bir şu pembe gömleği aldım. Mağazalara yakın zamanda gittiyseniz zaten bu gömleği çok fazla renginde görürsünüz. Mavi rengi var, beyazı var, siyahı var. Ben böyle pembesini çok beğendim. Bundan aldım böyle tam bu havaların gömleği. Bir de şöyle bir pantolon aldım. Rengine bayıldım. Yeşil, yüksek bel. Şöyle biraz üst tarafı bol, alt tarafı da oversize bir pantolon. Kumaşı aşırı rahat, güzel bir kumaşı var. Şimdi bunları bir hemen deneyeceğim. Eğer böyle pantolon arayışınız ve gömleği de beğendiyseniz bana yorumlarda yazın. Ben size kodlarını ileteyim. Pantolon da çok güzel gerçekten. Evde nasıl zaman geçirirsiniz dermişim. Şimdi şu bulaşıkları bir hemen yerleştireceğim. Bulaşıklar bana kaldı bugün. En sevmediğim şey bulaşık makinesi boşaltmak. Bence bulaşık makinesinin en güzel görüntüsü budur. Bundan iyi görüntüsü olamaz. İnsan içine bir rahatlama geliyor. Şimdi bunun içini böyle doldururken çok güzel oluyor ama boşaltmak gerçekten insanın canını sıkıyor. Mutfağı temizledim. Bugünkü yemeğimiz nedir arkadaşlar? Dün mücver yedik. Bugün de pırasa yemeği yapacağım. Şöyle güzel havuçlu güzel bir pırasa yapacağım. Şimdi ben erkenden yapayım bence. Evdeyken ne yaptım? Şöyle pırasanın etrafındaki o kötü kısmı ayırdım. Şunlar hep kabukları. Güzel kısmını da böyle ayırdım. Şimdi havucu falan da temizleyeceğim. Daha sonra pırasalarımı keseceğim.
Bir yemek kaşığı salça koydum. Daha önce market alışverişimde göstermiştim. Şu domates rendeleri bayağı faydalı oluyor. Böyle yemeklerin içine hemen pratik. Mesela birazdan böyle bir 6-7 kaşık koyacağım domates rendesinden. Çok çok pratik bir şey ve de çok lezzetli oluyor gerçekten. Hem Tatınkini deneyebilirsiniz hem de File Markeras marka da var. Bu domates rendelerinden alabilirsiniz. Evet, pırasa yemeğimiz hazır. Böyle sulu istediler özellikle benden. Bunun asıl suyunu seviyorlar. Suyuna bol limon sıkıp böyle sulu bir şekilde suyunu içiyorlar, çorba gibi. Biz de annemle pırasayla o havuç kısmını seviyoruz. Şimdi babam böyle bir abıyla dedeme de götürdü. Dedem biraz rahatsız. O yüzden böyle evde yemek yapıyorum ben. Akşamları babam alıyor, dedeme de götürüyor. Yani iki eve de yemek yapıyorum. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bir tane portföy çekimine gideceğim. Şimdi birazdan güzel bir ofis fotoğrafları çekeceğim. Daha sonra da AVM'ye gideceğim. Birlikte biraz AVM gezelim. Bugün bayram öncesindeki son iş günü. O yüzden bence artık şehir boşalmıştır. Yani Ankara'da bence kimse kalmamıştır. Öyle düşünüyorum. İnşallah tek ben kalırım. Şimdi AVM'ye geldim. Şöyle birkaç tane mağaza bakacağız. Birlikte bakalım, gezelim. Bayram öncesi neler alabiliriz bakalım. Geldim, şu çoraplardan daha önce de kullanmıştım. Şunlardan alacağım. Gittiğim zaman evde göstereyim size. Bu ara pembeye taktım. Üstündeki kombinden de görüldüğü gibi şu tabak da güzelmiş. Ne kadarmış fiyatı? 350 lira. Ne kadar güzel. Ne kadarmış bu? 499 lira. Ay, gördüğüm en güzel dondurma. Aslında bütün, yani sadece dondurma için değil, başka şeyleri de böyle koymak için kullanılabilir sofrada. Şöyle farklı renkleri de var. Şöyle pike takımlarına bakıyorum ama pikelere geçilir mi ya şu anda? Aslında havalar ısındı. Şöyle güzel renkler var. Şöyle hazır Esmaki Home var. Bir buraya da bakalım neler gelmiş. Yeni gelen bir şey var mı? Şu güzelmiş. 299 lira. Sonra bütün işimi hallettim. Almam gereken her şeyi aldım. Gittiğim zaman da gösteririm size. Eve geldim. Bir hemen geçenlerde aldığım hindi butu yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Aslında böyle hiçbir şey yapmıyorum. Direkt düdüklüye koyuyorum hindiyi. Üstüne su ekleyip baharatlarını ekliyorum. Kekik ekledim, tuz ekledim. Karabiber ekledim. Birazcık pul biber ekledim. Böyle o zaten kendi baharatlarıyla birlikte pişiyor. Fişlerde de bu ikinci kademede 20-25 dakika arasında pişmeye bırakacağım. Göstereyim şimdi nasıl yaptığımı. Koydum kocaman bir but ve de bu but yaklaşık 3 kişilik bir yemek çıkıyor bu buttan. Çok güzel eti çıkıyor, yumuşacık oluyor. Böyle baharatlarını da koydum. Çok az da kimyon koydum, saydım mı bilmiyorum. Şimdi bunu hemen kapatacağım üstünü. Pişmeye bırakacağım. Hemen şu Calzedonia'dan aldığım çorapları göstereceğim. Çünkü ben buradan çorap aldığımdan beri başka hiçbir yerden çorap alamıyorum. Çok çok güzel, kaliteli çoraplar. Başka bir yerden, mesela örneğin diyelim ki başka bir markadan bildiğiniz markalardan bir tane ya da 5 tane çorap alacağınıza bir tane çorap alın diyorum. Ve de uzun zaman kullanırsınız çorapları. Bu tanning çoraplar biliyorsunuz çok çabuk kaçan çoraplar. O kadar uzun kullandım ki yaklaşık belki 20 kez kullanmışımdır. Artık böyle aylarca 3-4 ay çorabı full kullandım. Hiç zarar görmedi. Zarar görse de zaten böyle kaçma yapmıyor. Çok çok kaliteli. O yüzden kesinlikle bu serisini bir deneyin dedim. Normalde ben 20'den alıyordum. Artık yaz geldiği için şöyle 15'den aldım. Bir de indirim vardı. 3. üründe %50 indirim vardı. O yüzden böyle 2 tane
kahverengi aldım. Bir tane de ten rengi aldım. Daha çabuk geçmiş ki bu hafta. Biraz önce televizyon izlerken ve pazar gün maç olduğunu gördüm. Dedim Allah Allah ne çabuk Urfa'ya gitmişler. Takımı gördüm Urfa'ya gitmiş. Dedim niye şimdiden gitmiş? Bir baktım bugün cumaymış. Bitti resmen. Haftayı bitirdik. Zaten bu haftadan sonra biliyorsunuz 9 gün resmi tatil. 9 gün boyunca herkes zaten şehir dışına çıkmaya başladı büyük ihtimalle. Otogarın önü, bankaların önü, yollar, trafikler o kadar kalabalıktı ki Ankara'da. Herkes bugün gider. Yarın da giderler. Büyük ihtimalle bayramda Ankara'da böyle bir ben kalacağım. Böyle Ankara'nın keyfini o zaman çıkartırız. Bugün de akşam iftardan sonra belki böyle ailecek annem, Simay hatta Enes de gelir belki. Hep birlikte belki Kuğulu Park'a gidebiliriz. Onu da tekrar vloglarım. Onu da çektikten sonra vlogu artık kapatıp düzenleyip cumartesi günü yayına alırım diyorum. Böyle yemek tariflerinin olduğu, alışverişlerin olduğu günlük güzel bir vlog oldu bence. Sizce nasıl oldu? Böyle yorum yaparsanız ben de çok çok memnun olurum. İşte pişti işte tam olarak böyle oluyor. Yumuşacık bir hindi eti çıkıyor. Şimdi tabağa alıp bu etini sadece sıyıracağım. Çok güzel kokuyor şu an. Şimdi böyle eti güzelce böyle ayırdım. Böyle güzel bir et çıkıyor. Yumuşacık, çok lezzetli bir hindi eti. Kesinlikle evde deneyin. Şimdi yanına böyle sade bir makarna yapacağım. Onunla birlikte bunu yiyeceğiz. Önce YouTube için ve Instagram için güzel bir böyle Reels, Shorts çektim. O yüzden burası böyle dağınık. Şimdi son gelen alışverişimi de göstereceğim. Bu vlogun içinde hepsi olsun istedim. Şimdi şunu açmıştım. Biraz önce Instagram ve YouTube için açtım. Şimdi sizin için de tek tek göstereyim. Şöyle kısa kollu body aldım. Benim yeşil renk bir Adidas ayakkabım var. Tam onun yeşilinde. Onun için böyle yeşil bir şey istiyordum. Bu da çok çok güzel oldu. Ben bunu böyle ceketlerin içine giyerim. Kumaşı da böyle yumuşacık. Şöyle de göstereyim koduna. İnternetten bakabilirsiniz. Farklı renkleri de vardı. Daha sonra şöyle bir blazer aldım. Beyaz renk. Böyle gerçekten beyaz hiç ceketim yoktu. Beyaz bir ceket aldım. Bu da crop böyle kısa güzel bir ceket. Birazdan deneyeceğim. Bir de şöyle güzel bir beyaz pantolona ihtiyacım vardı. Hafif keten ve deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Beyaz pantolonum yoktu. Güzel yüksek bel bir beyaz pantolon aldım. Bunları da beğenirseniz o shortslarımı ve Instagram'daki reelsları izleyin. Orada daha detaylı gösterdim. Oradan da beğenirseniz bana yorumlarda yazın. Hepsinin kodunu bırakırım. Pantolonun kumaşına bayıldım. Yumuşacık. Zaten şöyle görüyorsunuz sert bir kumaşı yok. En önemlisi buydu. Hatta bildiğiniz ceketle aynı kumaş böyle takım alabilirsiniz. Ben takım olarak düşündüm. Son yaptığım alışverişler bunlardı. Bu vlogun içinde böyle güzel alışveriş dolu bir vlog oldu. Hem alışveriş hem yemek vlogu. O yüzden sevdim bu vlogu. İnşallah siz de sevmişsinizdir diyorum. Bakın nereye geldik şu an. Akşam yürüyüşüne çıktık. Kuğulu Park'a geldik. Kuğulara bakın. Geldik. Bakın kim var burada? Merhaba. Enes de var. Enes bize tatlı almış. Bir tatlıya bakın ya. Yürüyüş yaptık. Bütün yürüyüş boşa gitti şimdi. Şunların güzelliğine bakın. Allah'ım bugün kandil diye bize tatlı almış Enes. Su içtim ki şimdi. Buradan herkesin Kadir gecesi mübarek olsun. İnşallah bu gece ettiğiniz bütün dualar kabul olur. Şimdi ben de videoyu burada kapatacağım ve daha sonra düzenleyip hemen YouTube'a atacağım. Da ben çıkayım kameradan. O zaman ne diyorum? Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bu aldığım ürünlerle ilgili bir tane shorts paylaşacağım. Lütfen onu da beğenip yorum yaparsanız bana çok güzel bir büyük katkınız olur. O yüzden görüşmek üzere. Hoşça kalın.